her zamankinden bir ayrım getirerek söylerim ki bir kadın belediye başkanının odasında, makamında olmak beni ayrıca gururlandırıyor. Ve her zaman da söylediğim üzere karar mekanizmalarında kadınların olması Türkiye'yi aydınlığa, çağdaşlığa taşıyacaktır. Türkiye'deki şiddet oranları üzerindeki çalışmalarımızla bölgede daha güçlü, önleyici politikalar ki bize anlattıklarıyla biraz önceden, bugün çok daha farklı bir bakış açısıyla bu salondan çıkacağız. Türkiye'de belediye başkanlığının yapılmış örneklerinin en iyi örneklerinden biri olarak sevgili hemcinsimi görerek bugün daha mutlu ve daha huzurlu döneceğim Ankara'ya. Bu protokolle şiddetsiz bir Türkiye hayalimizin bir adım daha ötesine geldik. Birlikte daha güçlüyüz diyorum. Evet, bu protokolleri biz de hem Aydın'da hem Türkiye'de şiddetsiz bir Türkiye umuduyla. Çok güzel. Sağ olun hocam. Birlikte beraberiz. Kadar. Sağ ben olun. Çok teşekkür ederim. 76 yılında kurulmuş. 144'ü. Biz hep kadın mücadelesi deriz ama o kadın mücadelesini yasal boyutta taşıyan Mustafa Kemal'in de ilkeleri çağdaş yapıldı. Bu nedenle size vermekten onur duyuyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Her zaman sizinle çalışmak bizim için de onur verici. Çakalım sizden. Bu kadar işte. Sağ olun. Gelin, Türkiye'nin 81 ilinden. Evet. Evet. Şurada raflardan alacağınız ürünler kadın kooperatiflerine katkı sağlayacaktır hocam. İstihdamın en güzel desteklenme modelidir. Emeğinize sağlık. Önemli olan kadınları desteklemek hocam. Çok önemli. Evet. Şimdi burada mesela inciri görüyorsunuz. Aydın'ın, Türkiye'nin en güzel meyvesi. Bizim bu bölgelerde yetişiyor. Ve bu kadınlarımız bu ürettikleri ürünlerinden elde ettikleri ücretle de kız çocuklarını okutuyorlar. Ya bu en güzel. En önemlisi de bu. Keşke adı Aydın'da mı yaşasaydık? Ya. Tabii hocam, eğer Aydın'da yaşıyorsanız karnınız aç, yatağa girmezsiniz, işte soğuktan üşümezsiniz. Çünkü biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Kadın kooperatiflerimizin, kadınlarımızın yanındayız. Çok mu? Hepsinin bahçesi var böyle. Şu an bulunduğumuz yer çalışma masası. Evet. Evet. Üniversite öğrencilerine belediyenin hazırladığı yurt. Evet. Başkanım müthişsiniz. Evet. Vallahi çok güzel. Buyurun. Çalışma masası. Bunlar bizim İnternet kendi marangozlarımız. Atölyemiz var. Evet, kendi atölyemizde. Çok güzel. Ve banyosu. Evet. Ve banyosu. 5 yıllık otel. Evet. Çamaşırlı. Evet. Çamaşırlı. Evet. Ya bahçesi var, her şey evet. Çok. Bu akıl muhteşem. Zaman çelebi bulmadı. Aydın değil mi? Hocam çok sıcak bir memleket evet. Tabii ki. Yani şurada öğrenci olup ders çalışmak değil mi? Bence başkanı sıcak, başkanı sıcak. Sağ olun. Memleketi de başkanı evet. Sıcak vallahi. O krizimin tek çaresi eğitim. Evet. Ve bunu ben söylemiyorum. Doktorlar, hekimler söylüyor. 40 saat, haftada 40 saat eğitim alması gerekiyor bir otizmli çocuğumuzun. Ben ona çok teşekkür ederim.
Edith, başla. Ha, kazandım. Şimdi ben de sana... Şimdi sana kırmızı. Devran, bana bak şimdi. Nasıl oluyor mu? Evet. Evet. Evet, karpuz. Bu portakal. Önce kırmızıları ama.